Herkese günaydınlar arkadaşlar. Evet dün itibariyle borsada bir kıpırdanma mevcut olsa da çoğu insan ya bu bizim hisseler niye yükselmedi diye zerzenişte bulunuyor. Evet e, borsamız dün itibariyle artıda kapattı. Ancak borsayı ayakta tutan hepimizin gördüğü üzere bankacılık sektörü bankalar ayakta tuttu. Bankaların çoğu artıda faiz kararlarıyla birlikte banka hisselerinde ciddi bir artış görmekteyiz. Dolarda ise bir gevşeme mevcut şu an itibariyle. Artık dolardaki gevşeme rahip Brunson haberi gündemden hepimizin takip ettiği üzere iyice düştü. Belki serbest bırakılması bile gündeme gelebilir. Evet bırakılacaksa ülkenin menfaati neyse diyecek bir şeyimiz yok ancak bekleyip göreceğiz. Dolar da şu an itibariyle bir gevşeme mevcut. Dolar bastırılıyor arkadaşlar. Tam kafasını yukarı yönlü verdiği zaman bir haber piyasaya düşürüp doları gevşetiyorlar. Artık ne zamana kadar bu gevşer? Bu düşüş ne zamana kadar devam eder? Onu bilemem. Evet arkadaşlar. Dün itibariyle artı kapattık borsamızı. Hemen borsamızın Durumuna bir bakalım. Evet arkadaşlar. 99.547'de dün itibariyle kapattık. Şöyle baktığımız zaman arkadaşlar. Yani şu Direnç bölgesi arkadaşlar kırıldı. Yani 99.300'ler kırıldı. Şu an itibariyle 99.300 bandı bizim için ciddi bir dirençken destek konumuna dönüştü arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 99.300'ler bizim için hemen bir fiyat etiketle yapıştıralım. 99.347'ler arkadaşlar bizim için bir güçlü destek konumunda arkadaşlar şu anda. Bu destek, bu direnç kırıldı artık destek konumuna düştü. 99347'leri takip edeceğiz arkadaşlar. 99347'ler üzerinde artık olumlu bir havanın söz konusu olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Mektimiz ne durumda? Evet, mektimiz görüldüğü üzere mavi kırmızının üzerinde henüz aşağı yönlü bir kesme hareketi gözükmüyor. Bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Petkim'de durum ne arkadaşlar? Dün sanki Petkim'de milleti bir e, artık sahanın dışına atmak istediler gibi bir durum söz konusuydu. Yani hisseyi 5.43'lere kadar indirdiler. Bizim desteğimiz vardı. Desteğimiz neydi? 5 45'lerde arkadaşlar. Hissemiz 5.45'in üstünde tutunabildi arkadaşlar. Yani bugün Petkim için olumlu konuşuyorum arkadaşlar 5.45'in üstünde kaldığı müddetçe ki bu düşürülmek istenseydi dün düşürülürdü gibi geliyor bana yani kapanışı yakın ciddi bir mal toplandı hemen şu şekilde destek ve dirençlerimizi çizelim arkadaşlar Petkim'de arkadaşlar direncimiz neydi şu nokta arkadaşlar 5.70'ler desteğimizde arkadaşlar şu nokta 5 45'ler arkadaşlar. Evet arkadaşlar, petkimde şu an itibariyle 5.75 45 kanalındaki hareket devam ediyor arkadaşlar. Evet 5.45 5.70 arasında Petkim'i takip edeceğiz arkadaşlar. 5.45'in altına sarkması olumsuz. Ancak 5.70'in üzerinde atarsa güzel bir hava Petkim'de söz konusu arkadaşlar. Hemen 45 dakikalıkta bir Petkim'e bakalım. Evet 45 dakikalıkta Petkim <laughs> mektimizi al vermiş arkadaşlar. Evet alımla kapatmış. Bugün açılışta Petkim için arkadaşlar olumlu bir durum ben seziyorum. Bekleyip göreceğiz. Haftalıkta petkime bakalım arkadaşlar. Evet haftalıkta da durum bu arkadaşlar. Haftalıktaki destek dirençlerimiz şu şekilde yaparsak arkadaşlar. 5.13-5.84 arasında arkadaşlar bir kırılım mutlaka gerçekleşecek Bu kırılımın 5.84'leri aşması arkadaşlar akabinde 7'leri 6.5'ları beraberinde getirebilir arkadaşlar Biz burada Haftalık grafikte baktığımız zaman 5.85 gibi güçlü bir direncin Altta da 5.13 gibi yine güçlü bir desteğin bulunduğunu görmekteyiz. Evet arkadaşlar bu destek direnci arasında hissemiz takip edilebilir. Birisi bir arkadaşımız Ecilci sormuştu arkadaşlar. Eczacı ilacı. Hemen ona da bakalım. Hemen günlüğümüzü alalım arkadaşlar. Eczacı ilaç arkadaşlar günlükte olumlu Mektimiz al vermiş arkadaşlar. Şimdi daha önce Mektimiz hissenin yükselişindeki al sinyalleri, sinyalleri ne konumda ona bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar şurada bir al vermiş. Bakınız arkadaşlar bu aldan sonra istemiz ciddi bir yükseliş göstermiş. Evet şu aldan sonra arkadaşlar. Evet arkadaşlar şuradaki ala bakalım. Yine buradaki kaldı. bakınız mavi kırmızıyı kesiyor arkadaşlar. yukarıya baktığımız zaman arkadaşlar yine mavinin kırmızı kesim anı şurada gözüküyor arkadaşlar. Tam şurası arkadaşlar. Bakınız yükseliş nasıl başlıyor. Mektimiz arkadaşlar al vermek üzere. Eczacı için arkadaşlar destek dirençlerimizde hemen onu çizelim arkadaşlar. Günlükte arkadaşlar. 3.51'ler arkadaşlar. 3.50'ler bizim için destek konumunda arkadaşlar. 350 Direnci ise arkadaşlar 3.64'müş ve bu 3.64 aşılmış arkadaşlar. 3.64'ün aşılması yani bu kanalın dışına çıkmış olması bizim için şu an itibariyle olumlu arkadaşlar. Evet eczacı ilaç 3.64 direncini kırmış ve mektimiz de al vermiş arkadaşlar. Bu olumlu arkadaşlar hemen bir 45 dakikalık durumuna bakarsak evet alımla kapatmış. 15-30 dakikalık bakalım. Arkadaşlar eczacı ilaç için bugün itibariyle 3.64'ün üstünde kaldı müddetçe sıkıntı yok diyorum arkadaşlar. Çünkü 3.64 bizim direncimiz kırılmış, alım yapılmış, mektimiz olumlu arkadaşlar. Hissemizi 3.64 desteğiyle, 3.64 destek alarak, stop loss alarak takibini sağlayabiliriz arkadaşlar. MEKT'miz olumlu. Eczacı ilaç için söyleyeceğimiz bu arkadaşlar. Hemen M parka bakalım arkadaşlar. Benim favori hisselerimden bir tanesiydi evet. MLP Sağlık. Evet bu hisseye arkadaşlar MEKT'mizin al vermesiyle girmiştik. 8.65 üzerinde demiştik arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam hemen onu da çizelim arkadaşlar. İşte 8.68'ler evet. Evet 8.65 üzerinde bu hisse için olumlu olduğumuzu söylemiştik arkadaşlar. 8.69 gösteriyor burada. Evet 8.69. Hissemiz arkadaşlar bizi yanıltmadı. Hemen geçilen dirençlere bir bakalım arkadaşlar. Hissemiz için arkadaşlar şu an itibariyle yine On bir Evet on bir üzerinde arkadaşlar hissemiz için olumlu konuşabiliriz. 11 11 artık direncimizdi. Destek konumuna dönüştü üst hatta için. 11 11. Evet arkadaşlar. 4 tane biri takip edin 11 11. Üstünde kaldığı müddetçe M Park arkadaşlar olumlu. Bugün itibariyle geri bir kırılım yaşayabilir arkadaşlar ancak M Park gerçekten güzel hisse. Mektimiz burada iyi çalıştı. Al sinyalini verdi. 869'lardan biz bu hisseye girmiştik. Daha sonra birkaç sat yaptık. Yani ekmek yedik. Şu anda hisse de hala yükselişini devam ettiriyor. Sattık ama pişman değiliz. Borsada alım fırsatları hiçbir zaman için bitmez. Yeter ki siz almış olduğun hissenizin stopunu, desteğini, direncini çizip takibini iyi sağlayın arkadaşlar. Evet, M-Park için söyleyeceğimiz de bu arkadaşlar. Herkese bol kazançlar. Hayırlı sabahlar olsun diliyoruz. Sağlıcakla kalın. Yeni bir videoda görüşmek üzere.